Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ayrıntılı mikro iktisat ders anlatımlarıyla kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bundan önceki videomuzda mahiyete bir giriş yapmıştık. Şöyle bir toparlamıştık konuları, neler işleyeceğimizden bahsetmiştik. Kavramlara da yer vermiştik. Şimdi ise kısa dönem maliyet unsuruyla, analiziyle arkadaşlar başlayalım. Grafiklerini görelim ve bu videomuzda kısa dönem toplam maliyet kısmını işte bitirelim. Hatta bir tane de soru çözelim. O zaman hemen analizlere başlıyoruz. Arkadaşlar, kısa dönem maliyet short run ifadesiyle adlandırılır. Short run demek zaten kısa dönem demektir. Ve SR harfi kullanılır genellikle maliyetlerin başında. Ama yazmak zorun değildir. Ve kısa dönem maliyetlerin şeklinin temel nedeni azalan verimler yasasıdır. Bu üretimden gelen bir arkadaşlar unsurdur. Yani sabit maliyetler dışında geriye kalan tüm maliyet yapılarında, toplamlarda, ortalamalarda, değişkenlerde, tamamıyla şeklin yapısının nedeni azalan verimler yasası olacaktır. Zaten yazmışız. Kısa dönem maliyet kavramlarının tamamı, sabit maliyet yapıları hariç, bak onu yazmışım muhakkak, azalan verimler yasasına bağlı olarak şekillenir. Ve hemen bu videomuzda kısa dönem toplam maliyet yapısını analiz edeceğimizi söylemiştik. Zaten kısa dönemin altında TC eşittir TFC artı TVC diye geçiyordu. Hemen görelim. Kısa dönem toplam maliyet TC. Bazen bakın şöyle yazıyorlar. SRTC. Yani kısa dönem toplam maliyet. Yazmasa da olur. Sıkıntı değil. TFC ile TVC'nin toplamına eşit. Nedir peki TFC? T toplam, C maliyet, F ise arkadaşlar fix. Yani sabit masrafları gösterir. Toplam sabit masraflar. Toplam sabit maliyetler. TVC olarak adlandırılan kısım da T toplam, C maliyet, V ise variable. Yani ne demek variable? Değişken masrafları gösterir. O zaman ben şunu anlıyorum. Toplam maliyetler iki kısımdan oluşmakta. İçerisinde hem sabit maliyetler var hem de değişken maliyetler var. Dikkat edin. T'ler T'leri takip ettiğini de unutmayalım. Toplamlar bakın toplamlarla oluşmakta. Yani toplam yerine buraya marjinal maliyet toplamı ya da ortalama maliyet toplamı olmaz. Toplamı oluşturabilmek için toplam ne kadar sabit masraf yapıyorsunuz? Toplam ne kadar değişken masraf yapıyorsunuz? Bunları oluşturmak gerekiyor. Peki hemen o zaman ilkinden başlayalım. Madem toplam maliyet ikisinden oluşuyorsa ayrı ayrı incelemek gerekiyor. TFC. TFC'nin açılımı toplam sabit maliyetler olduğunu ifade etmiştik. Nedir peki tanım? Bak çok önemli bir tanım. Üretimden bağımsız. Üretime daha başlamadan önce yaptığınız tüm masraflara biz toplam sabit maliyetler diyoruz. Bak üretimden bağımsız diyor ya. Arkadaşlar bir işletme hemen üretime geçebilir mi? Cevap veriyorum. Hayır. Bir işletme hemen üretime geçemez. Mesela bir dershane açacaksınız, bir kurs açacaksınız. Ne yapacaksınız arkadaşlar? İşte kiralanacak yer, binayı bulacaksınız, binanın içini dizayn edeceksiniz, boya badana masrafları var, sıra alacaksınız. Ondan sonra işte akıllı tahta mı kullanacaksınız, ona göre yatırımlarınızı ayarlayacaksınız. Demir başları inşa etmeniz gerekir. Dolayısıyla bir işletme hemen şöyle tutalım işte öğrencileri de bulalım şeklinde mümkün değildir bunu yapabilmek. Mesela bir fırın düşünün, ekmek satılan bir fırın. O bile ekmek üretmeye başlamadan önce, yani üretimden önce bir takım masraf yapar. Fırın masrafı yapar. Ondan sonra atıyorum işte dolap masrafı yapar. Hamurun karıştırıldığı, un, su, tuz, mayanın karıştırıldığı bir makine almak zorundadır. Öyle hayal edin kafanızda. Dolayısıyla hemen ekmek üretebilmek mümkün değildir. Dolayısıyla fizibilite masrafları adını veriyoruz buna biz. Yani işletmenin fizibilite masrafları olarak da bakabilirsiniz. Bakın bir tanım daha var. Üretimden bağımsız yapılan masraflar ya. Bak bir tane daha. Üretim sıfırken, yani Q sıfırken yapılan masraflardır. Bu aynı zamanda üretimden bağımsız olarak yapılan masrafları da bize tanıtmış olur.
Ve hatta bir tane daha tanım. Bak 3 tane tanım yazmışım. Üretim değişime uğradıkça seviyesi aynı kalan maliyetlerdir. Yani sen üretimi ne kadar arttırırsan arttır, seviyesi değişmeyen, sabit kalan maliyetlerdir diyebiliriz. Üretimden bağımsız maliyetlerdir diyebiliriz. O zaman Q sıfırken yapılan tüm masraflar toplam sabit maliyetlerdir. Ve şu şartı yazabilirim değil mi? Üretim sıfırken, ekmek üretmezken, dershaneye de öğrenci eğitim vermezken, değil mi? Sabit maliyetler sıfırdan büyüktür. Bir masraf yapmak şarttır. Hocam peki sabit maliyetsiz bir şirket olabilir mi? Sabit maliyetsiz şirket olmaz. İşportacılar, hani işte Kadıköy Meydanı'nda, Eminönü'nde ya da Bursa'da, işte Kapalı Çarşı'da yağmur havadan daha düştüğü arkadaşlar belli değil. Hemen şemsiyelerle çıkar ya, işte onların sabit masrafları yoktur. Yani oraya bir yere depoyu saklarlar, yağmur başlayınca işte 5 liralık şemsiyeyi 15 lira 20 lira satarlar. Dolayısıyla onları örnek verebilirim ama onları biz işletme gözüyle bakmıyoruz. Biz bir firma, bir üretim, işte bir atıyorum kazak üretecek, kalem üretecek, defter üretecek, kitap üretecek, bunları dikkate alıyoruz. Şirketin üretim yapabilmesi için fizibilite, az önce de bahsetmiştim, çalışmalarında ödenen masraflar şunlardır. Kira bedelleri. Daha üretim yapmadan önce kira ödemeye başlıyorsunuz. Ve üretiminizden bağımsız. Amortismanlar, yıpranma payları ayırıyorsunuz. Makineler eskimeye başlıyor. İstersen üretim yap, ister yapma. Makine de durduğu yerde eskir. Sigorta bedelleri. Atıyorum binayı sigortalattınız. Doğal afetlere karşı DASK yaptırdınız. İdari personel ödemeleri. İdari personel derken beyaz yakalılar. Beyaz yakalılara ödenen ücret de arkadaşlar nedir? Bir sabit maliyettir. Niye hocam? Üretim yapmasa da mesela örnek verin. Fırının açılmasına kim karar verdi? Oranın ortakları, yöneticileri. Daha üretim yok. Yöneticilere para ödüyorsun bak. Yani üretim sıfırken yaptığın bir masraf var. İşte o masraf sabit maliyetler, toplam sabit maliyetler adı altında değerlendirildi. Dolayısıyla bu kira bedelleri, amortismanlar, sigorta bedelleri, idari personel yapılan ödemelerin toplamı nedir arkadaşlar? Sabit maliyetleri, TFC'yi oluşturur. Şimdi hemen bunu inceleyelim bakalım. Nasıl bir analiz? Q üretim yazayım. Q üretim miktarı. TFC'de toplam sabit maliyetler görüyorsunuz arkadaşlar. Peki ne gibi bir değişiklik oluşmuş? Bir bakalım. Üretim sıfırken de yaptığın toplam sabit maliyet 100. Üretim 11 imken de yaptığın toplam sabit maliyet 100. Üretim 21 imken de toplam sabit maliyet 100. 100 iken üretim yaptığın masraflar 100. 1000 iken üretim yaptığın toplam sabit maliyet 100. Bakın üretim değişime uğrasa bile seviyesi aynı kalan. İsmi üzerine zaten sabit. Üretim değişime uğrasa bile seviyesi aynı kalan maliyet. Adı altında işte bu şekilde bu şablonda bunları ifade edebiliriz. Dolayısıyla sıfır öğrenci alsan da kursa 100 birim işte kira, amortisman, sigorta bedeli, idare personel ödemesi yapacaksın. 10 tane kursu öğrenci alsan da aynı masrafları yapacaksın. 1000 tane öğrenci alsan da aynı masrafları yapacaksın. Toplamdan bahsediyorum. Dikkat. Peki yine 0 tane ekmek üretsen de bu kadar masraf yapacaksın. 20 tane ekmek üretsen de aynı masrafı yapacaksın. Ya da 1000 tane ekmek üretsen de aynı masrafı yapacaksın. Peki TFC'ye gelelim hemen grafiğine. Dikey eksende toplam sabit maliyetler. Yatay eksende de üretim miktarı olmak üzere bu şablonu grafiğe döktük. Bakın, üretim sıfır olduğunda da yaptığınız masraflar 100. Üretim 10 olduğunda da yaptığınız masraflar 100. Bak 100'e denk geliyor. Üretim 20 birim olduğunda da yaptığınız sabit masraflar 100. Oradan yukarı çıkıyoruz ve yana doğru okuyoruz. Üretim 100 birim olsa da yaptığınız sabit maliyetler arkadaşlar 100. Yine üretim 1000 olsa da yaptığınız sabit maliyetler 100 toplam sabit maliyetler. Bu yüzden toplam sabit maliyetler ise yatay eksene paralel bir hattır. İsmi üzerine zaten
üretime bağlı olarak değişiklik göstermez. Ve hemen koşulumuzu yazıyoruz, çok önemli. Üretim olmasa da, hani üretim sıfırken yapılan masraflar dedik ya, üretim olmasa bile sabit maliyetler vardır. Bu yüzden o şartı şurada boşluğuma daha büyük yazıyorum. Q sıfırken TFC sabit maliyetler kira, amortisman, sigorta bedellerinden dolayı vardır. Ve değeri arkadaşlar sıfırdan büyüktür. Bunu çerçeveletip şöyle boynunuza mı asarsınız yoksa panoya mı asarsınız bilmem. İlk çıktığımız oldukça önemli. Ha, tabii bunun bir de değişken maliyetleri var. Onu inceleyeceğiz. Ama sabiti gördük biz şu an. Hiç üretim yapmadığında sabit maliyetlerin değeri sıfırdan büyük oluyor. Aman dikkat diyoruz. Evet. Toplam maliyetlerin ilk kısmını gördük. Şimdi sıra arkadaşlar diğer kısımda. Yani toplam değişken maliyette. Hemen o zaman sayfamızı çevirelim. Ve kaldığımız yerden devam edelim. Evet, sayfamızı değiştirdik. Toplam, kısa dönem toplam maliyetlerden kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatta şuraya yazayım. Neydi? TC eşittir TFC artı TBC idi. Biz TFC'yi gördük. Şimdi sıra TBC'de. Peki TBC ne? TBC toplam maliyeti oluşturan diğer bir unsurdur. TBC'nin açılımı arkadaşlar total variable cost'tur. Yani total toplam, C cost maliyet, V de variable yani değişken olduğunu bize gösterir. Toplam değişken maliyetler nedir? Bakın sabit maliyetler üretimden bağımsızdı ama değişken maliyet ismi üzerinde üretime bağlı olarak değişecek masraflardır. Yazmışız. Üretimle anlam kazanan, yani üretim var oldukça olan, üretime bağlı olarak yapılan maliyetlerdir. O zaman bir konuşalım. Ekmek üretmeye karar verdiğimizde, ekmeğin miktarını, üretim miktarını arttırdığımızda ne gibi masraflarımız olur? Un masrafı olur. Bak ekmekle beraber ortaya çıktı. Un masrafı çıkar, maya masrafı çıkar, kullandığınız tuz masrafları artar. Enerji, yani o hamuru pişirebilmek için yaptığınız enerji maliyetleri artar. Hamur işçisine, satış personeline yaptığınız harcamalar artar. Dolayısıyla üretimle anlam kazanan, üretime bağlı olarak yapılan maliyetlerdir. Ve devam ediyorum. Hiç üretim yoksa, yani hiç üretim, hiç ekmek üretmiyorsunuz. O zaman da arkadaşlar hiç değişken maliyetiniz yok anlamına gelir. Çok önemli ya. Ya şu var ya şu. Şu kelime gerçekten şu kısım olayı kopartıyor. Hiç üretim yoksa, hiç ekmek üretmiyorsan, hiç un kullanmazsın, hiç enerji kullanmazsın ekmeği pişirmek için, hiç satış personeline para ödemezsin. Kurstan örnek verelim. Hiç öğrencin yoksa hiç öğretmene para ödemezsin. Öyle değil mi? Tabii saati ücretliyse. Ondan sonra hiç elektrik yapmazsın. Sınıflarda yakın elektrikten bahsediyorum. Ya da sınıfları ısıtma gayretine gerek kalmaz. İşte bu hiç üretim olmadığı zaman hiç değişken maliyetin olmadığını kanıtıdır. Yani kısacası üretimin gerektirdiği maliyetlerdir. Üretimin var olmasına bağlı olarak ortaya çıkan maliyetlerdir diyebiliriz. O zaman hemen şöyle yazabilir miyiz? Hiç üretim yoksa, yani Q sıfırsa hiç üretim yoksa, hiç değişken maliyet yoktur demek toplam değişken maliyetlerin bize sıfır olduğunu kanıtlar. Birazdan da aşağıda analiz edeceğiz. Peki nedir hocam bu toplam değişken maliyetler? Üretimle anlam kazanan maliyetler olduğu için şu maliyetler toplam değişken maliyetlerdir. Ham madde masrafları maliyetleri. İşte ekmek üretirken ortaya çıkan un, su, tuz, maya. İşçi ücretleri, ekmek üretmeye karar verdiğimizde kullandığımız işte personel. Ekmeğin hamurunu ayarlayan işçi. Ekmeği işte fırında başına duran işçi. Satış personeli. Ekmeği satmakla mükellef olan kişi. Şirketin ortaklarından bahsetmiyorum. Yani işçi ücretleri derken mavi yakalılar. Mavi yakalılar, onlara ödenen ücretler değişken masraflardır. Enerji giderleri.
Mesela ekmeği üretmek için ne kullandınız? Doğalgaz kullandınız. Odun kullandınız. İşte bunlar aynı zamanda enerji gideri olarak sayılabilir ve değişken maliyetlerin temel yapı taşıdır. Not az önce yazdık ama bir daha vurgulayalım. Hiç üretim yoksa hiç değişken maliyet yoktur demiştik. Bu yüzden üretim sıfırken TVC'nin alacağı değer sıfırdır. Yani şu şart geçerlidir. Unutmayalım arkadaşlar. Çok ama çok önemli bir koşul da. Diğerini de yazayım mı? Sabit de neydi? Hiç üretim yokken sabit maliyetler vardı. Fizibilite. Beyaz yakalıya ödenen ücret, amortismanlar, kira. Ama hiç üretim yoksa değişken maliyetlerin alacağı değer kaç eşittir arkadaşlar? Sıfıra eşittir. Bu iki koşulun bilinmesi şarttır. Çok önemlidir. Birazdan zaten sonuca geleceğiz. Peki hocam, bir toplam değişken maliyetleri bir çizim mi görelim ya? Bak, iki tane eğri oluşturmuşuz. Ben hemen size toplam değişken maliyetleri hemen oluşturayım. Sonra hangi eğrinin tersi olduğundan da bahsedelim. Bakın, toplam değişken maliyet eğrimiz böyle bir eğri. Hadi analiz edelim. Başlayalım. Kendimizi destekleyelim. Yatay eksen Q, ekmek üretimi. Dikey eksen TVC, toplam değişken masraflar. Eğrimiz bu şekilde. Nereden başlıyor? Orijinden başlıyor. Hocam, neden orijinden başlıyor? Hiç üretim yoksa hiç değişken maliyetler yoktu. O zaman Q sıfırken TVC her zaman sıfır. O zaman toplam değişken maliyetlerin üstten başlaması ya da yatay eksenden başlaması durumu yoktur. Hiç üretim yoksa hiç maliyetler, değişken maliyetler olmadığı için orijinden başlar. Peki önce nasıl artar? Bak, artıyor değil mi? Bak, genel eğilim artış. Ama artış oranları farklı. Önce kamburlaşarak artıyor. Yani azalan oranda artıyor. Maliyet artışı var. Sonra bir yerden sonra, şu noktadan sonra TVC'nin üretim yaptıkça her defasında daha fazla artış gösterdiğini görüyorsunuz. Yani artan oranda bir maliyet artışı söz konusu oluyor. Demek ki bunun böyle olmasının bir nedeni var. Peki hemen isterseniz notu okuyalım. Ben zaten bunun nedenini bir önceki videoda verdim. Hatta çok geniş kapsamlı konuştum. Ne dedim? Kısa dönem analizi yapmıyor muyuz? Peki sabit maliyetler dışında değişken maliyetleri hangi yasa etkiliyordu? Azalan birimler yasası etkiliyordu. Dolayısıyla TVC eğrisinin bu şekilde olmasının nedeni azalan birimler yasasından dolayıdır. Bunu da belirttim bak. TVC eğrisi önce azalan oranda artar ve sonra artan oranda artmaya devam eder. Genel eğilim artış ama oranları farklı. Pozitif eğimidir. Bu durumun nedeni de neden azalan oranda sonra artan oranda artıyor? Bu durumun nedeni de azalan verimler yasasıdır. Azalan verimler yasasıdır. Azalan verimler yasasıdır. Azalan verimler yasasından dolayı bu şekilde böyle oluyor arkadaşlar. Ve ben şunu anlatmıştım. Verimliliklerle maliyetler nasıl çalışır? Ters çalışır. Bu eğri çizdiğim, gördüğünüz bu eğri, TVC eğrisi aslında üretimde gördüğümüz bir eğrinin tersi. Çünkü verimliliklerle maliyetler ters yönde çalışıyorsa demek ki oradaki eğriyi biz bükmüşüz, böyle olmuş. Hangi eğri peki o eğri? Bakalım. Tabii ki de belki bilenleriniz vardır. TPP. Buraya da Q yazıyorum. Ve eğrimizi nasıl hatırlayalım? Şöyleydi. Buradan sonra da şöyle bir değişim yaşıyordu. TPP eğrisi. Total Physical Production. Toplam ürün eğrisi. Toplam fiziki ürün eğrisi. Peki bir bakar mısınız? Bak ne kadar benzerler. İkisi de orijinden başlıyor. Hiç eleman kullanmazsam hiç ürün üretim yok. Hiç eleman yoksa hiç ekmek üretmem. Hiç eleman kullanmazsam, hiç ekmek üretmezsem değişken maliyetler yok. Peki önce bir noktaya kadar nasıl oranda artıyor arkadaşlar? Artan oranda artıyor. Artan üretim. Peki bir yerden sonra da kamburlaşarak artıyor bakın. Bu nasıl artıştı?
azalan oranda artıyor. Ne? Üretim. Bu üretim çizgisi çünkü. Peki bir bakar mısınız ne olmuş? Gördüklerim karşısında şok oluyorum. Üretim arttıkça ilk etapta artan verimler söz konusu olduğu için artan oranda bir üretim artışı var. Üretim arttıkça ilk etapta maliyetler artıyor ama maliyet artışı azalan oranda. Verimliliklerle maliyetler nasıl çalışıyor? Ters. Bu artan orandayken bu azalan oranda. Bir yerden sonra üretimi arttırmaya karar verdiğinde her aldığım işçinin verimi düşeceği için azalan oranda artış söz konusu. Bu yüzden de her aldığım emeğin verimi düştüğü için o üretimi yapmanın değişken maliyeti artan oranda artıyor. Yani bakın ne yapalım biliyor musunuz? Bunu buradan tutun. Şöyle tutuyorum bak. Bunu da buradan tutuyorum. Şöyle çeviriyorum bak. Bunu böyle, böyleyken böyle oldu, böyleyken böyle oldu bu şekliyle diyorum. Dolayısıyla niye anlatmaya çalışıyorum? Şunu, verimliliklerle maliyetler ters çalıştığı için TPP eğrisinin ters eğimlisi, TPP eğrisinin ters eğimlisi TVC eğrisini gösterir. O zaman şöyle yazabilir miyiz? TPP'nin tersi TVC'dir desek bomba bir kısaltma yapmış oluruz. Hocam peki şunu anlamadım. Sabitte niye bunu yapmadınız bir önceki sayfada? Ya sabitlerde zaten üretimden bağımsız. Üretim yok. Ben nasıl orada azalan verimlerini tartışayım? Ama burada üretim değişken olduğu için ve onun masraflarıyla alakalı olduğumuz için burada ben azalan verimlerden bahsedebilirim. Bunlar çok ama çok önemli ve kısa dönemli analizler yapıyoruz. Uzun dönemli analizler yapmıyoruz. Kısa dönem olduğu için azalan verimler yasası geçerli. Evet ne yaptık? Sabit anlattın mı? Anlattı bu adam. Değişkeni anlattı mı? Değişkeni de anlattı bu adam. Çıkarımları elde etti mi? Evet. Peki neydi? Sabitle değişken maliyetlerin toplamı toplam maliyeti vermiyor muydu? O zaman buyurun madem iki eğrimizi gördük toplam maliyetleri hadi analiz edelim. Toplam maliyetler TC olarak ifade edilir ve içerisinde TFC ve TVC bulunur. Zaten bu iki kavramın toplanmasıyla elde edildiğini biliyoruz. Ve TC şeklini nereden alır oraya geleceğim ama isterseniz grafiğini görelim. Yatı eksende Q var, dikey eksende TC var ve dikkat edin şekline baktığımız zaman ilk dikkati çeken unsur şekli hangi eğriye benziyor? Şekli tabii ki de TVC'ye benziyor. Çünkü TC'yi oluşturan bir unsur TVC olduğu için şekli de ona benzeyecektir. Önce bakın nasıl oranda artıyordu maliyet? Önce az oranda artıyor. Bakın önce üretim arttıkça az oranda artıyor. Sonra bir yerden sonra üretim arttıkça artan oranda artıyor. Bir yerden sonra üretim arttıkça artan oranda artıyor. Ve böyle arkadaşlar eğrimiz gidiyor. O zaman ne diyebiliriz ilk cümle? TC eğrisi toplam maliyet eğrisi toplam değişken maliyet eğrisine benzer. Çünkü içerisinde TC'nin TVC bulunduğu için toplamı bakın. Bu şekil bundan ortaya çıkar. Peki TVC hangi yasaya tabiydi? Azalan verimler yasasına tabiydi. Dolayısıyla TC de şekilden dolayı TVC'ye benzediği için azalan verimler yasasına tabi olduğunu ifade edebiliriz. Yani sabit haricinde bu hariç hem TVC'de hem TC'de azalan verimler yasası vardır. Peki TVC'den farkı ne? TVC'den farkı şu. TVC hiç üretim yoksa TVC'nin alacağı değer de sıfırdı. Ama hiç üretim yoksa TC'nin içerisinde sabit maliyetler olduğu için bu yüzden TC eğrisi bakın yüzden başlar. Farkı görüyorsunuz değil mi? Bak şekiller birbirinin aynısı. Ama fark ne? TVC orijinden başlarken bu yukarıdan başlıyor. Neden? Yazmışız. TC ile TVC'nin birbirinden farkı TC eğrisi içerisinde aynı zamanda sabit maliyetler olduğu için
bu farklılık eğrinin, TC eğrisinin daha yukarıdan başlaması neden oluyor. Bu nedenle TC eğrisi nereden başlar diye bir cümle kurulduğunda ya da sorulduğunda her zaman toplam sabit maliyet kaçsa oradan başlar cümlesini kullanmamız gerekir. O halde, bakın kutu içerisine alayım. O halde TC eğrisinin başladığı yer TFC'yi bize gösterir. Yani her zaman bu şart geçerli olacaktır. Koşul geçerli olacaktır. Bilinmesi gerekir. Her zaman TC'nin başladığı yer TFC'yi bakın bize gösterir. Yani bu analize göre, bu grafiğe göre size soru sorduklarında deseler ki bu grafiğe göre TFC kaçtır diye sorsalar hemen sen TC'nin başladığı yere bakacaksın. 100. O zaman TFC de 100'e eşittir diyeceksin. Hadi bir analiz yapalım. Şöyle arkadaşlar indiriyorum. Kaç tane mal üretelim? 50. 50 tane mal üretmenin toplam maliyeti, bak TC eğrisini kesmiş. 50 tane mal üretmenin toplam maliyeti kaç olsun? 500 olsun. Peki bana bu 500'ü ayırın bakalım. TC, TFC artı TVC değil miydi? Ayırmaya başlıyorum. Hadi başlayalım. 50 tane mal üretmenin toplam maliyeti 500 ise, bak buraya 500 yazıyorum. Bunun acaba ne kadarı sabit maliyet, ne kadarı değişken maliyettir? 50 tane mal üretmenin toplam maliyeti TC'si 500 ise 0'dan 100'e kadarki olan kısmı TC'sinin başladığı yer sabit maliyetleri göstermiyor muydu? O zaman toplam sabit maliyetleri 100'dür. Geriye kalan 100 ile 500 arasında kalan kısım ise toplam değişken maliyetlerdir. Yani o da 400'dür. O zaman çok kolay bir şekilde bunu böyle, bakın bu grafiği böyle bölebildiğimizi görebiliyorsunuz arkadaşlar. Bakın şöyle yapalım. Tam TC'nin başladığı yerden bir çizgi çekmişim. Görüyor biliyor musunuz bakın şurayı? Üretim artsa da, bak üretim 50, 60, 70, 80, 90, 100. Hiç TFC değişmiyor. 100. TFC zaten yatay bir doğruydu. Bak oradan çıkartmışız görüyorsunuz. Ama üretim arttıkça değişim gösteren alan, yani yukarıda kalan kısım, şu kısım TVC'yi bize verecektir. Bu kısım ise bize TFC'yi verecektir. Unutmayalım. Dolayısıyla bu şekilde grafiği böyle biliriz, analiz edebiliriz arkadaşlar. Zaten bununla ilgili soruda videoyu bitirmeden önce iki tane sorumuz var. Onların çözümünü de hep beraber yapacağız. Göreceğiz. Şimdi bakın ne yaptım. TC'nin şekli TVC'ye benzer. Neden? Alzheimer yasasına tabidir çünkü. TVC içerisinde bulunduğu için şeklin nedeni Alzheimer yasasıdır. Peki TC ile TVC arasındaki fark ne? TVC orijinden başlar ama TC içerisinde sabit maliyet olduğu için sabit maliyetinin başladığı yerden başlar. Ve her zaman TC'nin başladığı yer sabit maliyetleri bize verir. Burası 200 yazıyorsa TFC 200. 300 yazıyorsa TFC 300. Ve belli bir üretim yaptık. O üretim toplam maliyet. Bunun ne kadarı sabit maliyet, ne kadarı değişken maliyet olduğunu bulduk ve analiz ettik. Hatta ben size bakın şöyle bir şey daha yapayım. Aynı grafik içerisine bir de neyi çizelim? TVC'yi çizelim. Bakın şöyle. Bakın bu da TVC görüyorsunuz değil mi? Nereden başladı? Orijinden. TC nereden başladı? 100'den sabit maliyet. Yani şu ikisi arasında kalan alan hiç değişmiyor bakın. Üretim değiştikçe mesafeler hep aynı. Bak paralelinde. Çünkü bu mesafeler bize 100 birimlik değeri veriyor. Bak 100 birim, 100 birim, 100 birim, 100 birim, 100 birim. Yani sabit maliyetlerdir aslında arasında kalan alan diyebiliriz. Not. Not çok önemli. Çıkarımları elde edelim bak şimdi. Yani dersin toplamı oluyor bu videonun. Q sıfırken, hiç üretim yapılmazken sabit maliyetlerin, toplam sabit maliyetlerin değeri sıfırdan büyüktür. Doğru mu? Doğru. Hiç üretim yokken o üretimi yapabilmek için hazırlık, ön hazırlık yapman gerekiyor. Yani fizibilite yapman gerekiyor. Kira giderleri, amortismanlar, idari personel ödenen ücretler. Peki Q sıfırken, hiç üretim yokken toplam değişken maliyetlerin alacağı değer kaçtı?
Sıfır. Neden? Çünkü hiç üretim yapmıyorsan, hiç ekmek üretmiyorsan, hiç un kullanmıyorsun, tuz kullanmıyorsun, maya kullanmıyorsun. O zaman buyurun arkadaşlar, mis gibi bir sonuca ulaşıyoruz. Hiç üretimin olmadığı zamanlarda acaba toplam maliyetler neye eşit? Hiç üretim yoksa, bak koşul bu. TC'nin toplamı neydi? TC eşittir TVC, TFC artı TVC değil miydi? Peki hiç üretim yoksa, hiç değişken maliyetler olmadığı için, değeri sıfır olduğu için otomatikman üretim yoksa TC'nin aldığı değer TFC'ye eşit olacaktır. Bakın buyurun örnek. Hiç üretim yoksa TC'nin aldığı değer TFC'ye eşit olacaktır. Burası 200'den başlasa, hiç üretim yoksa 200 olduğunu düşün. TFC'nin aldığı değer TC'ye eşit olacaktır. Yani şöyle bir kandırmaca yapabilir değil mi? Üretim miktarı 0, TC'yi veriyor sana. İşte üretim miktarı 0'ken verilen TC değişken maliyet olmadığı için tamamıyla sabit maliyetlerden oluştuğunu bilmen gerekir. Alın size maliyet analizi. Toplamları bitirmiş olduk. Kısa dönemde analiz yapmaya devam ediyoruz. Hadi buyurun, bu anlattıklarımı iki tane soru etrafını görüp sonra noktayı koyalım. Ortalama maliyetlere geçiş yapalım. O zaman hemen sayfayı değiştiriyoruz. Evet, sayfamızı değiştirdik. Toplamla ilgili iki tane örneğimizi çözelim. Ardından da videomuzu noktalandıralım. Diğer videoda ortalama maliyetlerle devam edeceğiz. Hala kısa dönemdeyiz, unutmayalım. Peki bakalım şimdi ne olmuş? Bir soru toplam maliyet miktar ilişkisini vermiş. Toplam maliyetleri çizmiş. Diyor ki yukarıdaki şekle göre 50 tane mal üretmenin, 50 tane mal üretiyormuşuz. Bunun toplam değişken maliyetleri kaçtır? Toplam sabit maliyetleri kaçtır? Bunu bana söyle diyor. Şimdi hemen bakıyorum bak. Üretim 50 iken, Q 50 iken okuyorum grafiği bak. A noktasında TC'yi kesmiş. Bu 50 o TC'nin değerini veriyor. Yani toplam maliyetler demek ki 900'müş. Peki toplam maliyetler neyden oluşmakta? Toplam maliyetler, toplam sabit maliyetler artı toplam değişken maliyetlerden oluşmakta. Ve önceki bilgilerimi kullanıyorum. Üretim miktarı sıfırken yaptığımız tüm masraflar sabit maliyetlerdi. Aynı zaman TC'nin dikey eksenden çıktığı yer her zaman bana TFC'yi veriyordu. Demek ki TFC'nin değeri 500'müş. Yani 50 tane mal üretmenin toplam sabit maliyetinin 500 olduğunu görüyorsunuz. Peki toplam maliyetin 900 değil mi? Bunun 500'ü sabit maliyetlerse geriye kalan 400 TL'lik kısmı ne? Değişken masraflardır. Demek ki şurası bana TFC'yi veriyor. Bak 0'dan 500'e aynı zamanda şu kısım bakın. TFC. Peki geriye kalan kısım şu kısımda arkadaşlar. TVC. Yani şurası aynı zamanda. Peki 500-900 arasındaki fark zaten 400. Dolayısıyla bu mesafe şu mesafeye de eşit. Buradan 400 olduğunu söyleyebilirim. Bakın dikey uzunluğun toplamı toplam maliyet. Yani şurası. Toplam maliyet 900 liraydı. Bunun 400 lirası değişken, 500 lirası da sabit maliyet şeklinde böyle ayırabilirim. Yani aslında soruyu çözdüren yer ne biliyor musunuz? Hangisi? Eğrinin başladığı yerin TFC olduğunu daima geçerlidir bu. Bildiğinde ayırırsın, formülü yazarsın biter. Yani saniyelik bir soru, dakika bile vermiyorum. Aşağıdaki soru ise yukarıdaki soruya göre bir tık daha zor. Ve diyor ki aşağıda yer alan tabloya göre 40 tane mal üretmenin toplam değişir masraflarını bul. Peki ben ne yapacağım? Bir bakayım tabloya. Üretim seviyelerini vermiş. 0, 10, 20, 40. Bu 0, 10, 20, 40'a denk gelen toplam maliyetleri vermiş. Hemen açıyorum bak şimdi. Toplam sabit maliyet artı toplam değişken maliyet şeklinde ayırmam lazım bu tabloyu. Toplam maliyeti bölmem lazım. Şimdi bak başlıyorum. Üretim 0 iken sabit maliyetler 0'dan büyüktü. Öyle değil mi? Aynı zamanda üretim 0 iken TC her zaman TFC'yi eşitti. Üretim 0 iken
TC her zaman TFC eşitti. Yani üretim yapmadığımızı varsaydığımızda TC'nin tamamı sabit maliyetlerden oluşuyor. Çünkü TVC sıfırdı. O zaman TVC'yi sıfır atıyorum. Üretim yoksa, hiç üretim yoksa, hiç değişken masraflar yok. O zaman tamamı yüzeyden oluşuyorsa, o zaman TFC'nin tamamı 150. Üretim miktarı değiştikçe TFC hiç değişmiyordu zaten. 150, 150, 150 diye yazabilirim. Peki geriye kalan kısımlar hangi maliyetleri oluşturacak? Değişken de oluşturacak. 250'ymiş. Bunun 150'si sabitse o zaman 100'ü değişken. 500'müş. Bunun 150'si sabitse 350'si değişken. 600'müş. Bunun 350'si pardon 150'si sabitse geriye kalan 450'si değişkendir. Ve ne demişiz? Bir bakalım. 40 tane mal üretmenin toplam değişim masrafı, 40 tane mal üretmenin toplam değişken masrafı 450 liraymış. Tabloyu dağıtarak da grafiksel olmayan tablo sorulara da bu şekilde yaklaşabilirsiniz. Oldukça basit. Yani soruyu burada çözdüren şey ne? Üretim sıfırken TVC'nin değeri sıfır olduğu için toplam maliyetin tamamının sabit maliyet olduğunu bilmeniz soruyu size çözdürür. Bu kadar net. Evet, kısa dönem toplam unsurları bitirdik. Şimdi hemen videoyu noktalayalım. Diğer videomuzda kısa dönem ortalama maliyetlere geçiş yapalım. Bunu inceleyelim. Ardından da yolumuza bakalım. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Çalışmalarınızda başarılar dilerim.